aşağılarda göndermiş ama ben orada listede göremiyorum. Evet, şimdi bağlanıyor. Evet, Yusuf hocam hoş geldiniz. Efendim hoş bulduk. Hoş bulduk. Kardeşim nasılsınız? Özlemişiz sizi. Teşekkür ediyorum. Siz nasılsınız? İyi, Allah razı olsun. Üstadım bugün Allah iyilik versin. bu Allah kolaylık versin. yaşama ustası şiiriniz var ya, onu okuyacaktım. İnternetten baktım. Bazı yerler kafama oturmadı. Yani benim şiirlerimde birisi yanlış okudu mu gıcık oluyorum. Yani dedim ki Yusuf hocama ayıp olmasın ama Estağfurullah, ben estağfurullah. sizden de artık son dakikalar olunca ben zaten zihnimdeydi ama internetten bulurum diye düşünmüştüm. Çok güzel de bir şiir. Ama baktım ki ya bazı hani sitelerde değişiklikler arz ediyor farkındaysanız bazen yanlış koyuyorlar. Ya o yüzden dedim ki Bazen eksik evet alıntılıyorlar. aynen hocam Dolayısıyla da hatalar dedim oluyor. yani bir saygısızlık olmasın üstadımıza Estağfurullah, diye. estağfurullah. Hiç öyle bir şey olmaz. Hiç Yo öyle bir şey olmaz. ben sizi biliyorum da seyirciye de saygı hani şiire sanata da saygı. Hani siz sorun etmezsiniz Eyvallah. ama hani ben her gün bir şiirle artık Fuzuli'den beni candan usandırdı cefadan yar usanmaz mı o şiirle başladım. Artık İyi ettiniz. önümüzdeki yarın ya da yarından sonraki programda da ben sizden orijinal metni alayım. O şiirle başlayacağım inşallah üstadım. İnşallah, inşallah olur. Okul müdürümüz Musa Sözcü Bey de hocam yayınımıza hoş geldiniz demiş. Mümkün Ben de olduğunca selam ediyorum. Allah razı olsun üstadım. Çok teşekkür ediyorum bizim davetimizi kırmadığınız için. Bütün camiaya, yani İmam Hatip Lisemizin bütün velileri, öğrencileri, yöneticileri, muhibbanı, sevenleri hepsine gönülden selamlar ediyorum. Allah razı olsun. Aslında ben kendi özgürce şiirler sayfamda yayın yapayım istemiştim ama okulumuzda daha verimli olur, daha çok insana ulaşır. Bir de biz bunları YouTube'a koymayı düşünüyoruz üstadım. Ben genç arkadaşlarım hatta öğrencilere sınıf gruplarımızdan bazılarına mesaj attım. Böyle bazıları katılıyor, bazıları katılmıyor. Bugün dedim bakın çok güzel programlar yapıyoruz. Yusuf hocamız çok değerli bir isim. Dedim bakın Estağfurullah. yıldızlar güzel yapılan bir işe bugün kayıtsız kalırsa siz de yarın güzel bir iş yaptığınızda diğer insanlar da sizi görmezden gelir diye biraz mesaj da gönderdim. Anlıyorum, Üstadım, anlıyorum. ben Buyurun. çok böyle aralarda yine sohbet havasında olacak ama ben sizin bilgi birikiminizi biliyorum. Siz eminim bu bir Estağfurullah. saatlik programa bir 2 saatlik konuşma hazırlamışsınızdır zihninizde. Ben böyle çok kısa bir tanışma yani ben sizi çok iyi tanıyorum ama mesela Yusuf Özkan Özbur'un kendini nasıl tanımlıyor? Hani oradan kısaca girelim. Bir hani hayatı özgeçmişinize dair düşmek istediğiniz notlar olabilir. Onları alalım. Ondan sonra bugün konumuza geçelim. Evet, tekrar dostlarımıza, bütün izleyemeyen kardeşlerimize, herkese selam ediyoruz. Beni misafir ettiğiniz için de bu nezaketinizden dolayı teşekkür ediyorum. Estağfurullah. Allah muvaffak etsin, Özgür kardeşim. Sen de çok güzel çalışmalar Allah yapıyorsun, razı olsun. biliyorum. Şiire emek veriyorsun, seslendirmeye çok ciddi anlamda çalışıyorsun, gayret ediyorsun. Allah razı olsun. Allah muvaffak etsin Amin. inşallah, Allah Yolunuzu yollarını kısaltın. açsın. Ben de öyle kendi halinde bir dünya yolcusu. Efendim işte 1971 doğumluyum. Neredeyse 50 yaşına geldim. Kendimi bildim bileli düşünmeye, yazmaya, konuşmaya. Konuşmayı pek sevmesem de ne yapalım, konuşuyoruz işte. Bir şekilde meydanı boş bırakmamaya çalışıyoruz. Kendimizi bu alanda vazifeli sayıyoruz. Efendim seyahat etmeye çalışan, dünyada hep kendini seyyah bilen, yaşamın çırağı, hayatın çırağı ve bu dünyada bir çıraklıkta bir kademe atlayabilir mi diye derdi olan bir kardeşiniz, bir arkadaşınız, bir dostunuzum, nasıl kabul ederseniz Allah artık. razı olsun. Psikoloji, sosyal psikoloji, düşünce sahalarına ve şiire tabii uzun zamandır edebiyata emek veriyorum, yazıyorum, çiziyorum. Bir hayli kitap manasında veballerimiz var. 15'e yakın yayınlanmış kitabım var. Maşallah. Değişik efendim alanlarda
Kimi düşünce eserleri, kimisi işte şiir. Beşinci kitap yayınlanacak inşallah. Dört kitap var şiirden. Onun haricinde psikolojik kitaplar var. Seminerler, eğitimler, atölye çalışmaları, biraz sağdan soldan üniversite hocalığı var. Medeniyet Üniversitesi'nde sosyal psikoloji içerikli dersler veriyorum. Bilim tarihi, felsefesi vesairesi gibi. Böyle devam ediyoruz işte. Boş durmamaya çalışıyoruz. Durmak düşmektir diyoruz. Durmak düşmektir. O yüzden kendimizi hakla, hakikatle, güzelliklerle meşgul edelim. Sen nefsini meşgul etmezsen nefsin seni meşgul eder. Fehvasınca anlamlı meşguliyetlerle ömrümüzü güzel tamamlama gayreti içindeyiz. Bu mücadeleyi veriyoruz. Şimdi bizim programların Kısaca böyle söyleyebilirim. biz programların ismine bir şair bir mahir dedik. Hani şairi Evet, gördüm. Çok başarılı. evet Çok güzel. hareketle ben isim olarak bunu düşünmüştüm. Biz okulda yapıyorduk üstadım. İnşallah okula korona bitsin. İnşallah okulumuza da böyle kitaplarınızla birlikte sizi ağırlamaktan şeref duyarız. Memnuniyetle, memnuniyetle, estağfurullah. Ama Memnuniyetle. bazen böyle hem mahir diyoruz fakat iki şair oluyor artı sizin maşallah on parmağınızda on marifet. Ben bütün samimiyetimle söylüyorum ben sizi Allah için seviyorum. Yani her yerde Allah razı olsun. davranışınızda Kalp kalbe yüreklerimi karşı. seviyorum. Ama Daha büyük bir erdem yok. ya Allah razı olsun. Ya ben sanki böyle sizi ve bazı kaliteli iş yapan insanları gördüğüm zaman şu aklıma geliyor Üstad. Yani acaba Türkiye'de yani kalite yani çok itibar görmüyor mu? Bu aklıma geliyor. Yani görüyor mu Şimdi ama bu yeterince görmüyor sanki. Kur'an'da çoklukla ilgili geçen hiçbir tabir, mesela ekserun nas tabiridir çoğunlukla, onların çoğunluğu neredeyse tamamı olumsuz yerde geçer. Olumsuz bir siga ile gelir. Yani onların çoğu akletmezler. Bak Kur'an'a, bu Allah'ın kelamına, belki ilahi o hakikatli şiir de diyebiliriz bir anlamıyla. Efendim, şiirin üstünde bir şiir olarak da bakabiliriz. Ve şunu söyleyeyim ki çoğunluğu ifade eden hiçbir tabir olumlu bir sigayla gelmez. Onların çoğu yoldan sapmışlardır. Onların çoğu hakkı hakikati bilmezler. Onların çoğu akletmezler. Onların çoğu düşünmezler. Onların çoğu ekserun nas, ekserun nas, ekserun nas diye gelir. Bu önemli bir noktadır. Dolayısıyla aslında nicelik dediğimiz şey daima hakim olmuştur. Belki bu dünyanın enteresan gizli yasalarından biridir yani. Böyle bakmak lazım. O yüzden biz ahiret için düşünmek zorundayız. Yani ilmime değer verilmiyor, kaliteme değer verilmiyor, bendeki metaın yeterince müşterisi yok diye düşünmemeliyiz. Çünkü ilim bizzat bir kıymettir. Kalite, senin nitelik dediğin, kalite dediğin şey bizzat özünde bir kıymet ve değerdir. Ve bu da birçok yönüyle uhrevidir. Yani gerçekten samimi isek, efendim bunu yürekten yapıyorsak, ilim dediğimiz şey bize makam mansıp sağlamayabilir, isim şöhret sağlamayabilir, çok fazla takipçi sağlamayabilir, çok fazla efendim nicelik anlamında katkı sunmayabilir. Çünkü zaten ilmin böyle bir görevi yoktur. Yani biz edebiyat da bir ilimdir. Edebiyatın hakkını verirsek, onu hakikatle buluşturursak muazzam bir ilimdir o da. Dolayısıyla böyle bakıyorum ben. Anlamlı, güzel işler yapmak, derinlikli işler yapmak gibi bir kaygım var kendi sahamda. Ne kadar artık diyorum ki ihtiyacı olanı Allah buldurur. Yani sizde gerçekten bir cevher varsa, bu cevhere de talip olanlar varsa, amma üç kişi, amma beş kişi, bunlar da efendim bulur diye düşünüyorum. Dolayısıyla Rene Guénon diye büyük bir düşünür vardır. Benim de çok sevdiğim, gençlik yıllarımda ziyadece meşgul olduğum. Onun Niceliğin Egemenliği diye bir kitabı vardır. Çağımız niceliğin egemenliğinin had safhada olduğu bir çağdır. Mühim olan bizim o duruşumuzu, asaletimizi korumaktır. Üç tane ekmeği aynı anda yiyemezsin. Yani en nicelik anlamında çokluğa sahip olanlar da yarım ekmek yiyebiliyorlar işte. Şeyde iftarda bir şeyler atıştık, çorba morba doyduk. Yani 5 tane 10 tane evleri olsa da 10 evde de kalamıyorlar, yatamıyorlar. 50 tane arabaya binemiyorlar. Yani herkesin aslında yapabileceği de çok fazla değil bu dünyada. Dolayısıyla rızkımız gelsin, başkalarına muhtaç olmayalım.
Ama güzel işler yaparak gidelim. Yani efendim böyle fason, yalap şap işlerle gitmeyelim diye benim bir kaygım var. Bugünkü konumuzla da çok bağlantılı bu söylediklerim. Üstadım, bugün yasak ağacın dört meyvesi. Yasak ağaç hemen, yani ben de zaten üstadım sizin seminer başlıklarınızı bile ben de sosyal medyada yakından takip etmeye çalışıyorum sizi. Yani Biliyorum. Eksik olma. Sağ olasın. mutlaka bir derinlik var. Yani kitap ismini demiyorum. Kitap isimlerine zaten böyle özenle çalışıyorsunuz ama bir seminer, bir konferans, bir konuşma başlığında bile bir derinlik oluyor. Şimdi Allah razı olsun. hemen ben Müthiş. yasak... Bunu fark etmek de ayrı bir Evet, evet. güzellik ve Hemen. derinlik. Eksik olmayasın. Estağfurullah. Dolayısıyla bu başlıkta çok mühim. Yani bizim insan olarak maceramızı anlatan bir başlıktır bu. Evet, yani bana Divane Mehmet Çelebi'nin "Bela dildendir ol dildar, elinden dadımız yoktur, gönüldendir şikayet, kimseden feryadımız yoktur." Evet, yoktur. Evet, ta oraları aklıma getirdi. Afyonkarahisarlı bir Mevlevi şairi biliyorsunuz. Evet biliyorum. Allah rahmet eylesin, Yani ganimet. yasak Güzel ağacın, insanlardı onlar. Allah razı olsun, mekanları cennet olsun. Üstadım, bu yasak Amin. ağacın dört meyvesi, bir de bir not. Şimdi ve burada. Yani Ya. başlıktan açarak gidelim mi? Yani ben hani Peki efendim. katkı sağlamaya çalışacağım. Hani mümkün olduğunca az Estağfurullah. konuşacağım. Tabii sual gönlünüze doğarsa lütfen sorun. Aynen. Ben bir çatıyı kurayım, temeli kurayım zamanımızı da düşünerek tabii gözeterek. Tabii ki, tabii ki. Şimdi Allahu Teala'nın dört tane aslında Kur'an'ı vardır. Sadece tek Kur'an yoktur. Biz Kur'an deyince Musaf'a indirgemişiz hadiseyi. Musaf iki kapağın arasında yazılan cümleleri sadece Kur'an zannediyoruz. Dört Kur'an'dan bir tanesi Allah'ın somut ayetleri olan tecessüm etmiş Kainat Kur'an'ıdır. Yani yaratılış, hilkat, baştan sona bir Kur'an ayetleri bütünüdür. Ve elimizdeki tuttuğumuz kitabın da somut açılmış biçimidir. Görünen haldir. Ayet demek işaret, mucize birçok anlama geliyor. Yani Delil gibi Peygamberimize anlamları. ikra diye hitap edilmesinin hikmetiyle buradan bir bağlantı var mı? Tabii Yani bunu. buradan onun elinde bir metin göstererek Hazreti Cebrail bunu oku dememişti. Aslında diyor ki varlığı anla. Varlık Kur'an'ını oku. Kur'an'ın kelime anlamı da okunan demektir zaten. Kıraat. Kur'an-ı Kerim yani evet. Kur'an-ı Kerim okunan kitap demektir. Yani sana kerametler sunan, ikramlar sunan okunan kitap demektir. Okunan demektir. Biz okunanı aldık, ne yaptık? Efendim sadece dondurulan, sadece efendim basitleştirilen, sabitleştirilmiş, statikleştirilmiş bir anlama indirgedik. Şimdi bunu bilelim. İkinci kitap insan Kur'an'ıdır, insan kitabıdır. İnsan kitabının en büyük suresi, baş suresi Hazreti Peygamber'dir sallallahu aleyhi ve sellem. Ve burada en derin surede vicdan suresidir. Bu ikisi birleşirse insan Kur'an'ında ahlak dediğimiz şey ortaya çıkar, şahsiyet dediğimiz şey ortaya çıkar. Bu ince bir noktadır. Bunu birazdan Habil Kabil, Hazreti Adem'in iki oğlu meselesiyle birleştirdiğimde hatırlamalarını isterim dostlarımızın. Üçüncü Kur'an tarih ve olaylardır. Hem doğal olaylar hem sosyal her türlü olaylar. Kitabul Hadisat dediğimiz şeydir. Ve üçüncü Kur'an, bu da Allah'ın ayetleridir ve okunmalıdır. Dördüncüsü de vahiydir. Yani işte Kadir gecesinde indirilmeye başlayan, zamana ve mekana o yüzden kıymet veren, o zaman ve kıymeti inişinden dolayı, doğum gününden dolayı kıymetlendiren Kur'an'dır. Bu dört Kur'an birbirini tefsir eder. Eski müfessirlerin tabiriyle hem müfesserdir hem müfessirdir. Ne demek? Hem birbirini tefsir ederler hem birbiri tarafından tefsir edilirler. Yani bunlar birbirine açıklayıcıdır, izah edicidir ve bu dördünü bir araya getirmediğimizde fanatizm ortaya çıkar, kısır dindarlık ortaya çıkar. Din artık insanlara nasıl söyleyeyim sadece ritüeller bütünü olarak, seremoniler bütünü olarak görünür. Dinin ruhu hicret eder, geriye kabuğu kalır. Dinin ruhu hicret eder, mehcur kalır. Efendim dinin özü, hakkın, hakikatin. Geriye sadece kabuğu, bir takım göstergeleri kalır. Yani cevizin özü gider, kabuğu kalır. Şimdi
Gelelim Kur'an'da Rabbimiz yani indirilen münzel kitap, diğerleri yaratılan kitaplar. İndirilen münzel kitap olarak Kur'an'da okunması gereken kitapta yani düşünülmesi, kıraat etmek demek, kara'a okumak demek değildir Arapçada. Anlamak, düşünmek, tefekkür etmek anlamındadır. Çünkü okuma manasına gelen başka kelimeler vardır. Tilavet vardır, tertil vardır. Burada kıraat vardır. Kıraat derinlikli düşünerek, tefekkürle anlamlandırmak demektir. Şimdi böyle incelikler var. Bunu bilmediğimiz zaman hepsini okumak deyip geçiyoruz. İşte o zaman da anlamıyoruz. Senin söylediğin yüzeyde kalıyoruz. Sathi kalıyoruz. Türkiye'nin ve şu anda İslam aleminin en büyük problemi bana göre bu yüzeyselliktir. Buna bir de popüler kültürün tantanaları, efendim, debdebeleri, görüntü şovları eklendiği zaman ortalık bir mezbeleye dönüşüyor. Şimdi aziz dostum, Kur'an'da Rabbimiz bize hikayeler, kıssalar anlatır. Kıssa aslında kesmek demektir, kıssa. Yani detay vermez, lüzumsuz detaylarla uğraştırmaz. İnsanlık tarihinden bazı örnekler verir, kıssalar verir, temsiller verir, darb-ı meseller getirir ve büyük hakikatleri bizim aklımıza, somut düşünen aklımıza yaklaştırmaya çalışır. Ne demek bunu? Temsil ile akla yakınlaştırma yöntemi denir buna tefsir usulünde. Temsillerle, örnekle, demonstrasyon yöntemleriyle akla yakınlaştırma. Çünkü aklımız sınırlıdır ya. Bir zaman ve mekanın, kendi zamanının bilgi jungle'ında sınırlı kalmış insanlarız yani. Biz zamanımızın çocuğuyuz. İnsan kendi zamanındaki bilgi ve şuur düzeyi, beyinlerin geldiği gelişmişlik düzeyi neyse o kadar algılayabiliyor. Şimdi ve Kur'an'da anlatılan bu kıssaların en önemlilerinden bir tanesi de Adem'in iki oğlu kıssasıdır. Yasak ağaç da Peygamberimizin ağzından ya da Allah'ın ağzından ifade edilmez. Şecere-i Hult diye geçer. Şecere-i Hult aslında şeytanın ağzından söylenmiş bir tabirdir. Hani Allahu Teala Adem ve onun nefsinden olan eşi, yani Havva ismi de yoktur Kur'an'da. Bak ilginçtir bu. Kur'an'da Havva ismi geçmez. Eski Ahit'te, Yeni Ahit'te geçer. İsrailiyat'ta geçer. Ama biz meşhur olduğu için Havva diyoruz. Hazreti Adem'in iki oğlunun ismi de geçmez. Habil ve Kabil. Bunlar da yine Eski Ahit'te ve Yeni Ahit'tedir. İsrailiyat kültüründedir. Ama biz yine meşhur olduğu için insanlar anlasın diye o isimleri zaman zaman kullanacağız. Bir, Hazreti Adem tekil olarak kullanılır. İkincisi, Beni Adem anlamında bir Adem oğulları topluluğa atıfta bulunur. Buradan hareketle bir kısım müfessirler, yaratılan aslında bir topluluktu. Yani böyle cennet, bahçe, bir bahçede, cennetin kelime anlamlarına bir tanesi de sık ağaçlıklı yeşil bahçe demektir. Mesela mecnun olmak demek de aklın kapanması, örtülmesi demektir. Hani bahçeyi ağaçlar o kadar sık olur ki ışığın gelmesini engeller, güneşin gelmesini engeller. Ona bahçe denir, cennet. Sık ağaçlıklı yer demektir bahçe. Mecnun kelimesi de oradan gelir. Orada da aklın örtülmesi, şuurun örtülmesinden bahsedilir. Cünun tabiri vardır. Şimdi kelime etimolojisine girmeyelim. Basitleştirelim. Adem ve eşi cennette yani bir bahçede ondan sonra sorumluluk almadan efendim yaşıyorlardı. İşte bazı müfessirler diyor ki Beni Adem tabiri hep geçtiği için bunlarla beraber aslında bir topluluk vardı. Bu topluluğun peygamberi. Çünkü peygamber topluluğa gelir. Yani topluluk olmadan olmaz diyorlar. Bu da bir görüştür. Sadece kardeşlerimiz alıp bir kenara koysunlar. İlk defa duyanlar olabilir çünkü bunlar bilinmiyor Türkiye'de. Bunlar bilinmiyor. İlk defa insanlar şok oluyorlar. Yani nasıl oluyor falan diye. Yani hem şahıs olarak düşünülebilir hem bir topluluk, bir Adem oğulları ve Havva kızları ve onların da peygamberi olarak düşünülebilir. Şimdi bunlar o cennetteyken Kur'an'da bunların hepsi geçer. Rabbimiz diyor ki şu ağaç hariç her şeyi yiyin, için değerlendirin. Yani burada yaşayın diyor. Şu ağaç hariç bir yasak ağaç vardır. Bir ağaç yasaklanıyor. Ve bu ağacın meyvesinden yemelerinde, ağaçtan yemelerinde
Şeytanın iki tane vesvesesi olduğunu görüyoruz. Şeytan onlara yaklaşıyor. İşte şeytanın yaklaşması dolayısıyla da bunun bir yeryüzü cenneti olduğunu müfessirlerin bir kısmı söylemektedir. Yani ebedi cennette şeytanın işi ne? Ebedi cennette nasıl şeytan iva veriyor? Ebedi cennetten ebediyen gittiğin yerden nasıl çıkıyorsun? Ebedi cennetten nasıl çıkarılıyorsun? O yüzden bunların aslında bir yeryüzü cenneti olduğu yaklaşımı da vardır. Bunu da araştırsınlar, baksınlar, her iki görüşe de baksınlar. Bu bizim insanlık maceramız. Ben bu itiraflara girmiyorum. Benim anlatmak istediğim şu. Diyorum ki biz kıssaları sadece bir hikaye olarak anlarsak, şimdi ve burada bize ne söylüyor diye sormazsak, bunlar bir kulağımızdan girer, öbür taraftan çıkar. Ha, Adem varmış, cennetteymiş, bir de nefsinden olan eşi varmış, sonra çocuklar olmuş, biri diğerini öldürmüş, vay 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 ve karga ölmeyi öğretmiş. Bunları böyle bir kıssa vaiz kültürüyle anlatırız. Biraz da cerbezeliysek, dilimiz iyi dönüyorsa ağlatırız milleti işte. Kabil falan diye böyle vurgulayarak anlatırız. Millet yerlere yatar, ağlar, anlamamak devam eder. Anlamayınca tefekkür olmaz. Tefekkür olmayınca duygular sağlıklı çalışmaz. Bu da bir önemli noktadır. Neyse. Şeytan diyor ki verdiği vesvese ve ivada diyor ki yanaşıp önce Hazreti Adem'e bak. Bir de bu hata vardır. Önce Havva'yı kandırdığı zannedilir. Kur'an'da Adem ivaya ilk kapılandır. Burada çok önemli bir kırılma vardır. Ümmetin kadın telakkisinin oluşmasında bu rivayet, bu anla şeyin ayetlerin iyi anlaşılmamasının büyük etkisi vardır. Kadınlara potansiyel bir günah yüklenmiştir. Yani cennetten çıkarılışımızın sebebi, müsebbibi, gerekçesi gibi gösterilmiştir. Ve buradan da kadının işte fitne olduğu vesaire gibi, o fitne de yanlış anlaşılmıştır. Fitne imtihan sebebi demek. Fitne, lanet, berbat, iğrenç, korkunç bu anlamlarda değildir. Yani kabahatli anlamında değildir. Her şey bir fitnedir ona bakarsan. Efendim bir imtihan vesilesidir. Şimdi neyse. Şeytan diyor ki Adem'e burada diyor bu ebediyet ağacını ağacından tadarsan diyor şecere-i hult ebediyet ağacı yasak ağaç. Bundan tadarsan iki melek gibi yaşayabilirsiniz diyor. İki melek gibi olmak istemez misiniz diyor. Yani Adem'i melekleşmeyle kandırıyor. İva. İnsanoğlunu bazen şeytan faziletle kandırır. Bazen erdemle kandırır ki bu çok hani şeytanın sağdan yanaşması dedikleri şeydir. Çokça geçer bu geleneğin içinde. Hocam burayı bir daha İkincisi diyor ki tekrar bu edebilir miyiz? Önemli yani bu aslında günümüz ahir tabii zaman Müslümanına ışık tutacak bir cümle. çok çok önemli bir Hocam. şey bu. Yani iki melek gibi olmak istemez misiniz diyor. Yani aslında onlara diyor ki siz insanlığınıza razı olmayın. İnsanlığınızın bütün yönlerini kabul etmeyin. Bu cümlenin zımnında bu vardır karnında içinde. İki melek gibi olmak istemez misiniz diyor. Onları başka bir üst boyutta şeyi havuç göstererek tabir yerinde ise bir kızıl elma göstererek kandırıyor. Bu da melekle kandırmadı. Bakın şeytan melekle bile kandırabilir ki Hazreti Adem'in ivaya uymasındaki ilk cümle budur. İkinci cümle ebedi kalmak istemez misiniz? İnsandaki sonsuz olma, ebedi olma duygusu. İnsanda ebediyet duygusu, geçiciliğe karşı isyan çok yerleşik bir duygudur. Hiçbir insan fani olmak istemez. Benim nice böyle danışanlarım oluyor. Bana çünkü böyle metafizik karmaşası olan insanlar geliyor. Biraz varoluşçu terapi ekolünü ben sürdürüyorum psikolojik anlamda. Hani psikolojik danışmanlık yaptığım için iş anlamında. Bu anlamda tabii zihni kafası çok karışık. Dinle kavgalı, hayatla kavgalı gençlerle. Çünkü gençlik danışmanlığı yapıyorum. Çok karşılaşıyorum. Onlar bile... Buyurun. Bir not düşmek istiyorum. Şimdi ben canlı yayınları açıkçası okulumuz olarak yani biz bir hizmet vesilesi olarak görülüyoruz. Yani bunları yükleyelim. Şimdi ben anlattıklarınızdan şunu anlıyorum. Bir saat bu program bize yetmeyecek. Bence şöyle yapalım. Siz bir saat anlatabildiğiniz kadar anlatın. Kalan yani şayet bitmezse de bir başka bir program sözü daha alalım sizden. Bir ay sonra olur, 2 ay sonra olur. Yani amaç hasıl olsun. Çünkü Şöyle çok güzel mesajlar veriyorsunuz. Ben hissedebiliyorum. Hani şöyle bir insanlara söz ulaşayım. verebilirim. Şöyle bir söz verebilirim. Bu pandemi süreci geçtikten sonra inşallah okula gelme sözü vereyim. Orada bizzat sorulu cevaplı yapalım. Tamam.
Bir saat değil, Tamam. 2 saat yapalım yani. Aynen. Yüz yüze yapalım. Çok daha isabetli Tamam olur. hocam. Şimdi aziz dostum, ikincisi ne diyor? Ebedi, burada ebediyen kalmak istemez misiniz burada diyor. Bak, ebediyen cennette demek ki geçici olma durumu söz konusu. Yani oradan vuruyor. Çünkü insanın yapısında, yazılımında, insanın özünde ebediyete karşı bir aşk vardır, tutku vardır. İnsanoğlu hiçbir zaman geçiciliğe razı değildir. O yüzden yaşlanmaya itiraz eder, isyan ederiz. Bir kırışıklık olduğu zaman üzülürüz. Saçlarımız beyazladığı zaman, benimkisi çok görünmüyor ama bayağı bir artık sağdan soldan gidiyoruz. Yani kulakların üzerinde şafak sökmeye başladı. Sen de benim izimden gidiyorsun. Aynı yoldayız. Şimdi bak, insanoğlu buna ne yapıyor? Çünkü ölüm dediğimiz şey bizde o faniliğin, geçiciliğin zirve noktası. Buna hiçbir gönül razı değildir. İnsanlar bunun, bu duygunun altında çok trajik bir halde yaşarlar. Dün de bir programda anlattım. Şimdi ebedi olma arzusu vardır. Bir de şunu söyleyeyim kısaca. Dünyada her türlü maddi manevi hislerimizin, arzularımızın karşılığı vardır. Bir tanesi hariç. Mesela yemek arzumuz vardır, yemekler vardır. İçme arzumuz vardır, içeceğimiz şeyler vardır. Sevme arzumuz vardır, seveceğimiz insanlar, hayvanlar, doğa vardır. Bak, bütün duygu ve isteklerimize karşılık vardır. Bir tek duygu ve arzumuzun karşılığı yoktur. Ebediyet arzusu. Bu o yüzden ahirete ertele. Ahiretin delillerinden biri de budur. Sonsuzluğun, yani ebediyetin delillerinden biri de budur. Şimdi bunu da bu kadarlık söylemiş olayım. Bu çok geniş bir konu. Mütekabiliyet ilişkisi diyor buna Kant. Kategoriler dediği şey vardır. İslam alimleri de bunu değişik şekillerde izah eder. Neyse, geçtim. Şimdi peki, yasak ağacı onlar yediler. Cennetten de çıkarıldılar. Bazıları bunu kovuldular diye anlatır. Hayır. Kovulma dediğimiz şey, o zaman dünyaya düşüş efsanesini gündeme geliyor. Dünya düşülen bir yer. Hani dünyanın kelime anlamından hareketle de bu söyleniyor. Duğun. Duğun aşağı demektir. İşte bazıları bunu biraz kelime cerbezesiyle, oyunuyla alçakistan falan diyor. Millete çok orijinal geliyor. Aslında Peygamber Hazreti Adem halife olarak dünyaya gönderilmiştir. Yani dünyanın, arzın halifesidir. Allah'ın halifesi değildir. Allah'ın halifesi olmaz. Allah zamandan, mekandan münezzeh, veraların verasında bir zat-ı ilahi olduğu için onun asla hiçbir şekilde yaratık cinsinden halefi, halifesi, kalfası olamaz. Şimdi bunu da ortaya koymamız lazım. Bunu da geçelim. Peki bu detayları geçiyorum. Peki bu bana ne ifade ediyor? Yasak ağaçtan yemişler. Ondan sonra üryan olmuşlar. İşte oradaki yapraklarla da üzerlerini örtmüşler. Mahrem yerlerini. Cennetten de çıkarılmışlar. İhbitu, hubut dediğimiz şey, aziz dostum, çıkarılmışlar. Bugün şimdi bana ne söylüyor? Şimdi kıssaları, Kur'an kıssalarını şimdi ve burada bana ne söylüyor diye anlamazsak, bunları bir hikaye olmaktan öte hangi anlama hizmet ettirmiş oluruz? Haşa, Allah bize tarihten, geçmişten hikaye anlatıyor. Benimle şu anda, şimdi ve burada hiç alakası yok. Bu ders almamak olur. Bu efendim terbiye olmamak olur. Bu ibret almamak olur. Yani işin özünü yakalamamak, görememek olur. Akıl sahibi olamamak olur. Hani fatebiru ya ulul elbab. Ey özü yakalayanlar, görenler, itibar ediniz, ibret alınız. Bunlar olmaz. Şimdi o zaman diyorum ki ben, yasak ağacın meyvesine biz hepimiz şu anda muhatabız. Yasak ağaç şu anda var. Bazı cennetlerden çıkarılma durumu söz konusu. Çıkarılma. Yani oradan çıkıyoruz, çıkarılıyoruz. Bu cennetler nelerdir? Yasak ağaç bizi nasıl ilgilendiriyor? Kur'an'ı tarihi bir ölü metin olarak algılamayacaksak, Yahudilerin ölü deniz yazmaları gibi algılamayacaksak Kur'an'ı, aktif, canlı, dinamik, böyle tuttuğunda elektrik çarpan bir metin gibi diğer kitaplarla beraber okuyacaksak, ha, ben diyorum ki bugün yasak ağacın aslında insanlıkta hepimizi ilgilendiren, bütün Adem oğullarını ve Havva kızlarını hepimizi ilgilendiren 4 tane meyvesi vardır. Yasak ağacın 4 meyvesi. Şimdi ve burada. Birinci meyve servet meyvesidir. İnsanın servetle imtihanı. İnsanın sahip olma dürtüsü ve güdüsü. İnsanın bu sahip olmadaki bencilliği. İnsanın bu sahip olduklarını paylaşmaması.
özel mülkiyetin insana tanrılık adeta hissi veren megaloman hissi, özel mülkiyet. Bu özel mülkiyetle etrafını çevirdiğimiz şeyleri kendimizin zannetmek. Halbuki toprak hiçbir zaman senin değildir. Toprak emanettir. Şimdi rahmetli dedemden bana böyle bir iki küçük bahçe falan kaldı. Dedemin o bahçeler için ne kadar mücadele ettiğini görüyorum. O dedeme de dedesinden babasından kalmış. Toprağın sahibi yoktur yani. Mülkün sahibi yoktur. Mülk emanettir. Bunu bilmediğinde sahiplenme duygusuyla servet yığayım, toprak yığayım, tapu yığayım, ev alayım, şunu alayım, bunu alayım, sürekli sahip olmak ay oba ve bunu paylaşmayayım. İşte bu insanoğlunun en büyük yasak ağaçtan tatması hadisesidir. Bundan çünkü ebedilik zannını yani sahte suni bir ebedilik temin etmeye çalışır. Yani ebediliği burada temin etmeye çalışır. Şeytanın ivası der, zanneder ki çok şeye sahip olursam ve bu serveti çok yığarsam ben burada daha kalıcı olacağım. Buraya yeryüzüne kazıklar çakacağım ve çok kalıcı olacağım falan zanneder. İşte bak, insan yasak ağacın meyvelerinden biri servetin paylaşılmamasıdır. O yüzden Peygamber Efendimizin tabii Allahu Teala'nın Peygamber Efendimiz üzerinden getirdiği en büyük devrimlerden iki tanesi infak ve zekattır. İnfak ve zekat aslında malın emanet, mülkün emanet olduğunu bilerek paylaşma esprisidir. Toplumda da insanlar arasında bir adalet köprüsünün kurulmasını temin eder. Paylaşan zengin, yığan zengin değil. Bunlar üzerinde tapınan, bunları böyle sahip olmaktan kendini ebediyet duygusuna karşı sanki hazır olmuş gibi hisseden değil. Paylaşan. O yüzden İslamiyet'te zenginliğe ve servete düşmanlık yoktur dinde. Ne vardır? Paylaşılması öngörülür. Paylaş. Olabilir. Yani sahabe efendilerimizden de o güzel insanlardan da çok zengin olanlar vardı. Ama onları gönlüne koymamışlardı. Ayaklarının ucunda tutuyorlardı, cebine koymuşlardı birader. Şimdi böyle yaşamak bir servet. Dikkat et, bütün ideolojik kavgalar, tarihteki bütün savaşlar hepsinin altında hep bir servet yığma, mülkü elinde tutma, burası benim deme, paylaşmama meselesi yatar. Yani ekonomik sistemlere bak mesela. Sosyalist ekonomi modeline bak, kapitalist ekonomi modeline bak, karma ekonomi modeline bak, değil mi? Anarşist ekonomi modeline bak. Anarşist düşünceler de var bu konuda. Bunların hepsi servetin adaletsiz, eşitliğe, adalete uymayan dağılımıyla ilgili verilen kavgaların neticesidir ve içinde bir sürü problemi barındırır. Demek ki insanın servetle imtihanı hepimizin imtihanıdır. Adem oğulları ve Havva kızlar olarak cennetin yasak ağacının bir meyvesi budur. Peki bunlardan Hocam bir katkı biri tadarsa, yapabilir miyim? buyurun. Sahabeden bir yıldızın sözü vardı. Diyor ki yokluktaki imtihanı kazandık ama varlıktaki imtihanı kaybettik. Yani bu dediğinizle paralellik arz ediyor. Evet. Zannediyorum varlığın imtihanı yokluktan daha zor. Peygamber Efendimizin o meyanda sözleri vardır. Yani ben ümmetimin yoklukla imtihanından değil, varlıkla imtihanından daha çok efendim endişe ediyorum mealinde efendim şeyleri var, ifadeleri var, beyanları vardır. Şimdi bu çok doğru. Demek ki servet karşısında hepimiz çok ağır bir ivaya, ayartmaya muhatap oluyoruz. Bu konuda ayartma devam ediyor. Servet konusunda bunu aşabilmek için paylaşmayı, zekatı ve infakı anlamalıyız, görmeli, vermeyi öğrenmeliyiz. Şöyle bir sözüm var benim, çok da seviyorum. Hiçbir şeyi istersen her şey sana verilir. Hiçbir şeyi istemek. Yani bu konuda nasıl taleplerini kısarsan dünyaya karşı daha müstani olursun. Servete karşı müstani olursun. Bir de yanlış anlaşılan bir söz vardır. Bizim İslam tarihinde benim kanaatimce bir lokma bir hırka tabiri kişisel takvamız içindir. Şahsi takva. Halbuki topluma yönelik bizim üretkenliğimiz, paylaşımımız anlamında, paylaşabilecek hale gelmemiz anlamında bin lokma bin hırkadır. Toplum ve paylaşım için bin lokma bin hırka, şahsi tüketimin için, istimalin, kullanımın için bir lokma bir hırkadır. Yani bu espriyi de kaçırmamak lazım. Demek birincisi servet. Hızlı geçen. İkincisi siyasettir. Siyaset çok netameli bir konudur. Dikkat edersen çok insanlar bile birçok konuda anlaşırlar. Siyaset gündeme geldiği zaman kavga etmeye başlarlar. Çünkü taraftarlık devreye girer. Yani
çoğu kere insanlar bu konuda siyasetin o güç arzusu, taraf olma arzusu, aidiyet arzusundan dolayı ihtilafların kaynağı da budur. Dikkat et, İslam aleminde ihtilafların ortaya çıkışı ilmi ihtilaf gibi zannedilse de değildir. Başında siyasidir. Yani hilafet kimde olacak? Emevilerde mi olacak yoksa Hazreti Ali'de mi olacak? Güç kimde olacak? Ondan önce Osman. Hazreti Osman döneminde devlette hangi kabileden insanlar daha çok görev alacaklar, önem yerleri alacaklar? Güç kavgası. Sonradan bu bir takım itikadi ya da ilmi meselelermiş gibi tartışmaları da ortaya çıkarmıştır. Mesela kader problemi. Emeviler dediler ki biz sizin kaderinizdiz. Bu bir kaderdir yani. Dolayısıyla bunu kabullenmelisiniz de oradan kader problemi tartışılmaya başlandı tarihte. Siyasi kaynaklıdır dikkat edersen yine. Şimdi siyasetin ahlakı olması lazımdır. Gücün ahlakı. Siyasetin ahlakı, gücün ahlakı olursa siyaset insanların sevk ve idaresidir. İhtiyaç da vardır. Güzeldir de yapılması da ama mutlaka adalete ve ahlaka dayanması lazımdır. İki temel ayağı vardır. Siyasetin adaletten ve ahlaktan uzaklaştığının genel konuşuyorum. Güncel siyasetle konuşan birisi değilim ben. Güncel mantıkla konuşan insanlardan da uzak dururum genelde. Kendi mesela yazdıklarıma yapılan yorumlarda güncelle sadece düşünen, haber bülteni kafasıyla düşünen insanlarla hiç yolum birleşmez. Onu da net olarak söylüyorum. Çünkü o bizi hemen sığ sularda boğar yani. O yüzden tahlime genel baksınlar, bir tefekkür unsuru olarak baksınlar lütfen. Kıymetli dostum, siyasetin ahlak ve adalet zemini olmalıdır. Siyasetin ahlaktan ve adaletten uzaklaştığının iki göstergesi vardır tüm zamanlar için. Birincisi, adama göre iş mantığının hakim olması, işe göre adam mantığının ortadan kalkması anlayışı. Yani ehliyet ve liyakatin ortadan kalkıp sadece sadakatin baz alınmasıdır. Ehliyet, liyakat, sadakat. Sen ne yapıyorsun? Ehliyet, liyakat önemli değil. Sadık olsun diyorsun. Benden olsun, bizden olsun, bizim tayfadan olsun. Şimdi bu anlayış kabilecilik kafasıdır işte. Emevilerin mantığı buydu. Kabileciliği onlar hortlattılar ilk defa tekrar Peygamber Efendimiz'den sonra. Peygamber Efendimiz'in mirasının üzerinde tepindiler. Ve bu ümmete çok büyük bir kırılma olarak yansıdı. İşte bu kabilecilik mantığının yürüdüğü nokta burasıdır. Ehliyet, liyakatin yerine sadakatin hakim olması. İkincisi nedir? Siyasetin menfaatle özdeşleşmesi. Maddi menfaat. Makam kapmak, mevkiyi kapmak, danışman olmak. Orada burada efendim bağlantılarınla iş görmek. Peki senden çok daha ehil birisi var ama bağlantı kurmaya tenezzül etmiyor. Ne olacak o zaman? Sen bağlantınla, irtibatlarınla işi götürüyorsun. Tamam ama senden çok daha 20 kat ehil olan adamlar var. O ne olacak? Bak burada toplumu da kaliteden mahrum ediyorsun. Kaliteden, derinlikten, ehliyetten, liyakatten mahrum ediyorsun. Böyle bir cinayet işliyorsun. Ortada sözüm ona, senin de hani aslında gönderdiğin, söylediğin o kalitesizliğin hakim olmasının altında bu sistem var biliyorum yani. İşte ne oluyor o zaman? Ortalığı fırıldak adamlar kaplıyorlar. Bunlar oradan dayısını buluyor. Buradan bilmem bakanı ayarlıyor. Oradan ona telefon ettiriyor. Oradan teşkilatla irtibat kuruyor. Oradan bilmem ne yapıyor. Pat bir bakıyorsun. Biraz da yaldızlı, imajlı, biraz böyle şeyini artırıyor. İşte takipçi sayısını artırıyor. Bilmem ne yapıyor. Adam fırıldak. Yani iş kotarıyor ve bunu kullanıyor. Ama onun karşısında ondan belki çok nitelikli, çok layık, liyakatli insanlar var. Sen bunlara geçit vermediğin zaman siyaseten büyük bir cinayet işlemiş oluyorsun. İşte bu da yine İslam tarihinin en büyük hastalıklarından biridir. Batı buna 1700-1800'lerden sonra çok büyük şeyler aldı, tedbirler aldı. Bu yönde büyük devrimler yaptı. Onlar büyük oranda bunu aşabildiler. Yani sen başvurduğunda önce yani bazı yerlerde orada da tabii insanlığın o damarı işliyor ama yani şuna bakabiliyor. Ben mesela yurt dışına çok hani giden bir insan olarak işim gereği psikolojik danışmanlık eğitimleri veriyorum. Başkaca psikolojik, sosyolojik eğitimler veriyorum. Ekmeğimi, rızkımı da öyle kazanıyorum. Gidiyorum mesela bir belediyeye salon için müracaat ediyorsun. Belediyeye. Belçika'da. Adam diyor ki bu adam diyor şu 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 konuları çalışmış. Programları, çalışmaları bu eserler. Bu adamı diyor lütfen biz hatta diyor yarıda indirim yapalım diyor. Biz diyor bu salonu size diyor tahsis ediyoruz diyor. Buyurun diyor veriyor. Bak çok objektif. Bakıyor. Ama öbür türlü
Mesela Müslümanım diyen insanların salonları var Avrupa'da. Adam diyor ki ya diyor bu adamın diyor çok değişik fikirleri var diyor. Yani ben ilk defa duydum falan diyor. Bu bir hangi cemaattenmiş acaba diyor. Her cemaatle bu bağlantısı var diyor oraya buraya. Ve diyor cemaat dışı da diyor insanlarla bağlantısı var Ya diyor. Herkese üstadım gidiyor ne oluyor falan diyor. bu konuda yani Anladım salon vermiyor. bu konuda sizinle ilgili bana bile eleştiri geliyor. Ya ne biçim? Ya ben diyorum kendini tanıyorum. Sen yanlış yerden bakıyorsun diyorum. Adam İşte kafa kafa yani kafa dostum kafa bilmeden tamam mı yani beni mesela ben hiç bu konuda sınırlar ben ilim peşinde koşan bir insanım nerede bir bal bulursam kendimce alırım hiç süzerim süzgeçten geçiririm isimlerle uğraşmam ben fikirlerle uğraşırım bakın yıllarca Marmara FM'de program yaptım yani kendi ilmi yolculuğumu anlatmıyorum yıllarca camiası belli mesela orada dostlarım var. Yıllarca efendim Radyo 15, Semerkant Radyo'da programlar yaptım. Yıllar. Dost TV'de yıllarca program yaptım. Bak bugün de sizden sonra orada yayınım var. Çok güzel dostlarım Dost TV'de. Anladım. Adı Efendim üstünde. ardından Mesaj TV'sine kadar davet ettiler geçmişte. Oralarda program yaptım. Hilal TV'de yaptım. TRT'de yaptım. Gitmediğim vakıf bilmem ne kadar. Ben ayrım yapmam ki. Ben nerede bir hüsnü zan varsa, güzellik varsa herkesle ittifak ederim. O yüzden kategorik düşünen, siyah beyaz kafasıyla düşünen insanlar sığlıktan kurtulamazlar. Seni hemen bir yere yapıştırmak isterler. Halbuki senin önce tahkik etmesi lazım özün. Yani ne diyor bu adam, ne yapıyor? Bakacak. Şimdi o yüzden mesela başka bir meşrepten bakanlar beni sufi falan zannederler. Ya bu adam biraz böyle şey galiba hani tasavvuf, tarikat filan irfani konuşmalar yapıyor. Oradan öbür taraftan bakar. Ya bu adam akılcı galiba falan. Felsefe diyor, başka bir şey diyor. Hani anladın mı? Bak niye kategorik düşünüyorlar? Kafa siyah beyaz. Bu kafa işte bizim insanlığın da İslam'ın da en büyük dramıdır. Ben bunlara bedevileşme sendromu diyorum. Bedevileşme bu bizi yayan bırakan budur. Halbuki ezber bozan, bizi farklı yeni düşüncelerle karşılaştıran insanları biz daha çok önemsememiz lazımdır. Yani aynı terhaneyi tekrarla tekrarla bir yere varamayız. İşte bu benim şahsi meselem değil. Bir sendrom olduğu için yani kendimden bahsetmekten ar ederim. Böyle bir davam hiçbir zaman olmasın da olmadı da hamdolsun. Bu ikincisi dostum. Yani siyasetin yasak ağacın meyvesi olması ve bizi mesela toplumsal huzurun cennetinden çıkarması, adaletin cennetinden çıkarması, paylaşmanın cennetinden çıkarması. Servette neydi? Servette de işte fakir fukaranın gözetilmesinin cennetinden, vicdanın çalışmasının cennetinden çıkarılması, değil mi? Servetin insanları doyuracak bir paylaşım olmaktan bu cennetten çıkarılmamız gibi pek çok cennetlerden de çıkarıyoruz bu yasak ağaçların meyvelerini tattığımız zaman. Yani mesela söz var ya, fakirlerin ihtiyacı zenginlerin israfı kadardır. Fakirin ihtiyacı dediğin şey zenginin israfıdır ya. Adam dünya kadar ya, o israfla fazla fazla Afrika'da doyar, Türkiye doyar, yer doyar yani. Şimdi bak bu ne yapıyoruz? İnsanların insanca yaşamasının cennetinden çıkarılıyoruz. Başkalarının efendim gözü önünde böyle hoyratça yiyen insanlara dönüşüyoruz. Bu da duygularımızı çürütüyor. Bizdeki vicdan duygusunu köreltiyor. Üstadım bir 7-8 dakikamız var. Bilginiz olsun. Buna Evet. göre. Tamam. Toparlayayım hızlıca. Üçüncüsü ise şöhrettir. Şöhret sadece belli insanların hani senin benim gibi sahneye çıkan, televizyonda görünen falan insanların meselesi değildir artık. Ben bunu bazı TRT'de falan da anlattım zamanında. Mikro şöhret dediğimiz bu sosyal medya çağında bir hastalık herkese bulaşmıştır. Şu anda herkes görünüyorum o halde varım diyor. Göründüğün kadar varsın. Arz edebildim mi? Yani insanların mahiyetine, özüne bakılmıyorlar. Senin takipçin ne kadar, takipçin kadar konuş falan gibi bir hale geldi. Ve şöhret için insanlar abuk subuk şeyler yapmaya başlıyorlar. Dengesizleşiyorlar ve varlıkla, yaşadıkları hayatla özünde ilişki kurmuyorlar. Onu hemen görsele taşımak için onunla işlevsel bir ilişki kuruyorlar. Adam denize giriyor. Denize girmek denizde söyleşisi değil. Allah'ın bir nimet olarak denizi görmek değil. Yemekte onu çekip yayınlamak. Çekmek, yayınlamak, göstermek. Yani görselliğin iktidarı dediğimiz şey bir şöhret budalalığıdır. Bu şöhret de yasak ağacın meyvelerinden biridir. Buna karşı dur dememiz lazım. Teşhir. Sessiz ve derinden tabii teşhir.
hazmetmeden, hissetmeden, fark etmeden hemen vitrine koymak. Hemen teşhir etmek bir hastalıktır. Yani tırnak içinde psikolojide de bir cinsel hastalık anlamında teşhircilik vardır. Yani bu da bir tür işte psikolojik teşhircilik yani. Bir kişilik teşhirciliği gibi arz edilebilir. Her şeyin teşhir eden insanlar var. Hayatını kara kare hiç hayatı yaşamıyor. Onları alıyor, donduruyor ve yayınlıyor. Fotoğraf çekiyor, video çekiyor, yayınlıyor. Ya bu korkunç bir şeydir ya. Üçüncüsü, böylece samimiyetin cennetinden çıkarılırız. Hayatla özünde ilişki kurmanın, o farkındalığın cennetinden çıkarılırız. Sahte suni bir dünyada yaşamanın cehennemine gideriz. Oraya yuvarlanırız. Üç, dördüncüsü ise şehvettir. Her türlü şehvettir. Şehvet dediğimizde sadece cinsel şehvet değil, sahip olma şehveti, hükmetme şehveti, yığma şehveti, şehveti, biriktirme şehveti, yeme içme şehveti, efendim o her türlü şehveti tutku anlamında işin içine katabiliriz. Tutku bizim hapishanemizdir. Psikolojik hapishanelerimiz vardır ve psikolojik hapishanelerimizin en büyüklerinden biri de tutku hapishanesidir. Şehvet manasındadır. Şehvetin anlamı o. Dolayısıyla şehvete karşı bizim şefkati gözetmemiz lazımdır ki işte o şehvetle beraber cennetlerden çıkarılmayalım. Mesela iffetin cennetinden çıkarılmak. Şehvetle iffetin cennetinden çıkarılırız. İffet cenneti. Efendim sadakatin cennetinden çıkarılırız. Ailenin cennetinden çıkarılırız. Fıtratımızın saflığı, masumiyetinin cennetinden çıkarılır ve gövde varlığı haline dönüşürüz. Sadece kaba zevklerin peşinde yaşayan zavallı biyolojik mekanizmalara dönüşürüz. Bu dört tanesi şimdi ve burada hepimizin imtihanıdır. Yasak ağaçla imtihanımız devam etmektedir. Hepimizin üzerinde böyle bir yoğun mesuliyet vardır. Dolayısıyla bizim o şeytanın ivasına kapılmadaki iki tane telkini, şeytanın telkinini iyi anlamamız lazımdır. Şecere-i Hult, ebediyet ağacı diyor ona. Efendim, bunlardan bir tanesi neydi? Melekler gibi ol, iki melek gibi olmak istemez misiniz? Bir tanesi de ebediyen burada kalmak istemez misiniz? Bunlar bize siyaset diliyle, servet diliyle, şehvet diliyle, şöhret diliyle el an şimdi söyleniyor, sürekli telkin ediliyor. Bu telkine ya kapılmayacağız, ona karşı hakikat cephesinde alternatif yollar açacağız, insaniyetimizde kalacağız ve efendim hayatı, toplumu da buna göre güzel bir halde yaşayacağız. Ya da bunların cennetlerinden çıkarılacağız, korumasız kalacağız, savunmasız kalacağız, çıplak kalacağız. Edebimizi, adabımızı kaybedeceğiz. Ar namus duygumuzu kaybedeceğiz. Vefa duygumuzu kaybedeceğiz. Efendim, fıtratımızın libasları, kıyafetleri üzerimizden yırtılıp yırtılıp atacak. Ve ortaya ikinci bir nefis olan tabiatımız çıkacak. Alışkanlıklarımızın elinde psikolojik hapishanelerde köle vaziyette yaşamaya devam edeceğiz. Tercih bizim. Şu anda bir tercihin arefesindeyiz. Hepimiz her an bir tercihteyiz. Soru şu, hangi yönde tercihler yapıyorsun? Sen, ben, o, biz. Hepimiz. Özet budur. Hocam Allah razı olsun. Ben böyle son 20 Sizden saniye de. kaldı mı öyle kapatmak zorunda kalmayı sevmiyorum. Yusuf hocam gerçekten çok faydalandım ben. Çok istifade ettim. Estağfurullah. Yani harikaydı. Allah Allah razı razı olsun. olsun. Yani ben sizin gibi güzel insanların yani açıkçası böyle sohbetinde bulunmayı bir şeref olarak görüyorum. Allah razı olsun. Çok Zaten teşekkür ederim. Sağ olun. ben her konuşmanızda da bilhassa kelimelerin derinliğine çok çok uzun yıllardır kafa yoruyorsunuz. Mesela ben onu çok sizin hani kendim de edebiyatçı olunca bir konuşmayı aktarırken araya bir parantez açıp kelimenin kökenine dair bakın işte cinnetle işte nedir cennet aynı köktendir. İşte Cennet. mecnun olmak, örtmek falan mesela çok hoşuma gidiyor bu tip tespitleriniz. Üstadım, Teşekkür ederim. seyircilerimizden de çok güzel geri bildirimler alıyorum. Ömer Keser kardeşimiz bu güzel sohbet zamanın kurban oldu Allah razı olsun demiş. Hikmet Karaçoban abimiz yine güzel mesaj göndermiş. Bazı seyircilerimiz ya bunu kaydedelim mutlaka demiş. Merak etmeyin.
Ben şimdi videoyu bitir dediğim zaman kaydedeceğim. 20, 24 saat orada kalacak. Sonra da ben indireceğim. YouTube kanalımıza da önümüzdeki günlerde yükleyeceğiz. Yine Musa hocamız, okul müdürümüz Musa Sözcü, birebir cümlesini bulmaya çalışıyorum. Hocam teşekkür ederim. Çok üst düzey bir söyleşi oldu demiş size. Okulumuzda da Eksik olmasın. mutlaka ağırlayacağız. Şehit Türkmen Tekin Kız İmam Hatip Lisesi'nde üstadım. İnşallah. İnşallah Üstadım gelirim. Allah Gelirim. razı olsun. Çok teşekkür ediyorum. Korona Sizden geçsin. de efendim. İnşallah ben de bir yemek sözüm olsun. Bir akşam oturalım, sohbet edelim. Birkaç kez niyetlendik ama olmadı. Uzun İnşallah. zamandır Çay görüşemiyoruz. içeriz. Veya okulumuza geldiğinizde yemek yeriz beraber. Bir İnşallah. burla. Allah Rabbim razı olsun. nasip eder olur. İnşallah, Elbette. inşallah. Üstadım Allah sizin gibi güzel insanların ufkunu, Eyvallah efendim. Allah razı olsun. nutkunu ve yolunu açık etsin. Çok Amin teşekkür cümlemize. ediyorum. Cümlemize. Bugün Ben teşekkür ederim. Özgür Çoban ile bir şair, bir mahirin konuğu, hem şair, hem mahir, hem üstad. Yusuf Estağfurullah. Özkan Estağfurullah. Özbur'un sosyolog, yazar, akademisyen, şair, üstadımızdı. Gerçekten çok güzeldi, çok hoştu. Allah razı olsun kendisinden. Sizden de efendim. Sizden de. Yarın akşam 22'de Söhbet Profesör ediyoruz. Doktor Mim Kemal Öke üstadımız konuk olacak. Üstadım böyle bir saat dolu dolu çok güzel bir sohbet oldu. Ben böyle tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Herkese selam ediyorum. Herkese Öğrencilerimizden muhabbetler de ediyorum. güzel geri bildirimler oldu. Onlardan da yıldızlar teşekkürünü ismen dua ile eder diye bir not düşelim. Üstadım hayırlı Ramazanlar. Şimdiden hayırlı Eyvallah efendim. sahurlar. Allah Çok razı teşekkür olsun. ediyoruz. İnşallah. Hayırlı akşamlarınız olsun. Ağzınıza Sağ olun. sağlık. Hayırlı akşamlar. Sağ olun. Hoşça kalın.